Selam, ben Levent, hoş geldin. Bugün Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'ndeyiz. Kampüsü gezeceğiz, Güney Kampüsü'nü. Okul nasıl, işte fakültelere, sosyal aktivitelerin olduğu alanları falan böyle birazcık onları göstereceğim ki Boğaziçi Üniversitesi'nde okumak isteyen insanlara böyle biraz daha rehber olabilelim diye. Şu anda da psikoloji ve sosyoloji binasının önündeyiz, onun olduğu taraftayız. Güney Kampüsü'ndeyiz dediğim gibi. Şimdi başlara da koydum zaten. Okulun böyle girişten aşağı yürürken bütün Boğazlı Bebeği falan her dehşet manzarası var, her süper görüyorsun. Yokuştan böyle inip şeye gidiyorsun, üniversiteye gidiyorsun yani kampüse gidiyorsun. Şu an biz de o yokuştayız. Boğaziçi'yle arabasını paylaşmayı sever falan filan bir şeyler yazıyordu kapıda. Bu arada bu yokuşu yürüyüp aşağı okula yani kampüse girmek 15 dakika falan sürüyor. Turumuza mühendislik fakültesiyle başlıyoruz. Şu an mühendislik fakültesinin önündeyiz. Eğer Boğaziçi'nde mühendislik okumayı düşünüyorsanız o yokuşun böyle burasından ilk hemen şeyden sapıp tam şuradan gelip böyle burada mühendislik okuyacaksınız. Hadi bakalım okuyun güzel güzel okullarınızı. Diğer mühendislik bölümleri Kuzey Kampüsü'nde. Burada sadece 2-3 tanesi falan var. Eğer siz de işte buradaki ne inşaat, endüstri ve makine diye biliyor söylendi ama emin de değilim. Eğer bunlardan birini kazanırsanız Boğaziçi Güney'in burasında olacaksınız. Eğer diğerlerini kazanırsanız Kuzey'de olacaksınız. Kuzey Kampüsü başka bir yerde. Oraya gitmedik. Biz şu an Güney Kampüsü'ndeyiz ve Güney Kampüsü'nde olacağız. Bu video yani Güney Kampüsü'de çekilecek. Teşekkürler. Şimdi Google'a Boğaziçi Üniversitesi yazdığınızda çok bilindik bir tane bina çıkıyor. Hani şey hali yani herkesin bildiği bir fotoğraf çıkıyor. Bilmiyorsanız aratın çıksın. Burası o binanın arkası. Temel Bilimler Fakültesi. Neler var burada? İşte fizik, kimya, matematik gibi bölümlerin olduğu böyle güzel bir okul, güzel bir bina. Bunun ön tarafına geçeceğiz birazdan. Ön tarafında zaten hani o dediğim gibi o fotoğrafı tam o fotoğrafın olduğu yer çıkacak. Boğaziçi'ne gelirsen görürsün zaten şeyini. Okul gerçekten bildiğimiz Türk yapılarından çok farklı. Bilmiyorum, kapıları, merdivenleri böyle daha şey bir havası var okulun. Böyle daha Amerikan filmlerinden ya da Avrupa'daki okullar, kolejlerden bir havası var. Bunu ben sordum da şeymiş bunun cevabı da. Okul eskiden bir Amerikan lisesiymiş, Robert Koleji olarak kurulmuş. Sonradan Boğaziçi Üniversitesi haline gelmiş. Okulun hani şey, bu Güney Kampüsü gerçekten çok böyle dediğim gibi hani Amerikan filmlerinde olur ya işte böyle çimler, işte binalar, öğrenci etkinlik alanları falan. Tam böyle aslında bir Amerikan filminden çıkmış gibi meğer zaten Amerikan lisesiymiş. Ama duyduğum kadarıyla Kuzey Kampüsü böyle değilmiş. Orası gerçekten tam bir Türk kampüsüymüş. Yani binaları falan çok belliymiş, öyle oldu. Ama okul gerçekten hani harika, dehşet güzel bir kampüs var diyebilirim. Başlıyorum tanıtmaya. Şurası neydi? Albert Longhart. Saatli bina diye de geçiyormuş adı. Kurma konferans salonu, toplantı salonu gibi böyle etkinlik alanı gibi bir şey. Şurası Güney Erkek Yurdu. Şurası İktisadi İdari Bilimler Fakültesi. İsmi şeymiş, Washburn'muş. Kurucuların soyadını almış. Şurada gözükmeyen ama gözüken gibi bir bina da var. Burası da şey, orta kantin. Burası da okulun işte şeyi. Şurası takılma alanları, meydana. Şurada görmüş olduğunuz binada rektörlük. Az önce dediğim işte o Google görselleri arattığınızda çıkan bina falan diye anlattığım şey. Temel Bilimler Fakültesi'nin arkasında izlemiştim. Ön tarafı da bu. O bina burası. Kız yurdu şurada gözüken binada. Böyle. Thank you.
Şimdi bu az önce gösterdiğim erkek öğrenci yurdu. Şu arkamda görmüş olduğunuz gibi. Onun altında da öğrenci kulüpleri var. Mesela burası Güzel Sanatlar Kulübü. Buranın yan tarafı müzik kulübü gibi gibi böyle kulüpler var. İlk gösterdiğim o saatli bina vardı ya, Albert Long Hall, okulun konferans salonu gibi olan. Şurası orası, burası oranın arkası. Burası da böyle bir takım bahçeler. Bir takım yeşillikler. Şu aşağıdan şey gidiyor, böyle psikoloji bölümünün falan olduğu. Psikoloji, sosyoloji falan onların olduğu yerlere gidiyor. Onu bekliyoruz. Şu an oturduğum yer psikoloji, sosyoloji binasının önündeyiz. Ne taraf psikoloji, ne taraf sosyoloji? Bu tarafta psikoloji, sosyoloji dersleri, şu tarafta da böyle bina var, orada da ekonomi dersleri falan veriliyormuş. Böyle okul güzel ya, valla ağaçlar, manzaralar. Ama buradan okulun içinden direkt böyle yürüyerek buradan bebeğe inebiliyorsunuz şuradan. Yer Kennedy Lodge. Burası Boğaziçi Öğretim Üyeleri Merkezi. Birazdan çekeceğiz şuradan aşağıya ince şu yolda. Burada Boğaziçi'nin profesörlerinin takıldığı bir yer böyle. Dehşet manzarası var. Birazdan göreceksin. Bir de bir başka özelliği, iki tane Boğaziçi'yle evlenince burada düğünlerini yapabiliyorlar. Yakından bakalım diyorum. İnsanlar Grand Tuvalet giymiş, o elinde limonat damlaya gidiyor. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nü gezdik. Yani gezmeye çalıştık, göstermeye çalıştık beraber. Mümkün olduğunca fakülteleri, işte etkinlik alanlarına, insanların dolaştığı yerlere gösterebildiğim kadar göstermeye çalıştım. Boğaziçi Üniversitesi gerçekten çok çok güzel bir üniversite. Kampüs olarak çok güzel bir üniversite. Zaten çok başarılı bir üniversite. Ama böyle manzarası ve burada hani öğrenci hayatı gerçekten çok güzel gözüküyor. Burada okumayı düşünenler varsa ya da burada okuyanlar izliyorsa bu videoyu, gerçekten aşırı güzel bir okul diyebilirim. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nden bu kadar. Bu videoda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal.